Merhaba Truck Group takipçileri. Sektörün yaklaşık %40'lık bir pazar payına sahip olan New Holland, yeni 6 sınıfı traktörü olan TR6S serisinin lansmanını yakın bir zaman önce Çorlu Tarım Fuarı'nda yaptı. Bugün sizlere bu yeni traktörden bahsetmek istiyorum. Ama öncesinde 6 sınıfı traktörlerin tarımdaki yerinden ve New Holland'ın bugüne kadar 6 sınıfı traktörlerdeki serüvenini biraz anlatalım. Kaba haliyle bir tanım yapacak olursak, 6 sınıfı traktörler büyük boyutlarından dolayı ara işlerde kullanımı pratik olmayan fakat çok fazla güç gerektiren veya çok ağır ekipmanların kullanımında da yetersiz kalabilen, uzun süre tarla çalışmalarında geniş kabinlerinden dolayı ferah bir ortam sunan, markalara göre değişmekle beraber 110 beygir ile 200 beygir aralığında güce, 6 ile 9 ton aralığında ağırlığa sahip, toprak işleme ekipmanlarının kullanımında oldukça verimli ve ağır kepçe işlerinde de kullanılan traktörlerdir. Traktör pazarındaki pastadan büyük bir pay alan New Holland'ın 6 sınıfındaki serüvenini daha önce bağlı bulunduğu iki firma üzerinden anlatalım. New Holland'ın bugünkü mavi rengini aldığı Ford, bu sınıftaki traktör üretimine 8000'de 9000 modelleriyle 1968'de başladı. 1972'de de 8600 ve 9600 modelleri 1979'da TV serisi üretildi. TV serisi 1983'te makyajlandı. 1986'da Ford markası New Holland'ı satın aldı ve daha sonra iki firma Ford New Holland çatısı altında birleşti. 1989'da sadece Ford markası altında son seri olan 8030 üretilmeye başladı. New Holland'ın bugünkü logosunda bulunan yonca figürünü aldığı Fiat kanadında ise macera 1973'te Fiat 1300 ile başladı. Ve bu model makyaj geçirdikten sonra ürün gamına 1979'da 1080 serisi, 1984'te 90 serisi ve 1990'da Winner F serisi eklendi. Bu gelişmeden sonra 1991'de Fiat Ford New Holland'ı satın aldı ve 1993 yılında şirket ismini Fiat Agri olarak değiştirdi. Şirket her ne kadar tek çatı altında toplansa da 1996'da eş zamanlı olarak Ford New Holland adı altında 8060 serisi traktörler ve Fiat Agri New Holland adı altında M serisi traktörlerin üretimine başlandı. Bunlar aynı fabrikada üretilen, aynı sayılabilecek traktörlerdi. 2000 yılına geldiğimizde ise 6 sınıfındaki traktör üretimi kaputa sadece New Holland yazılarak TM serisi olarak gerçekleşti. 2002 yılında bir makyajın ardından 2003 yılında TSA serisinin üretimi başladı. Günümüzdeki New Holland tasarımlarının temelinin bu seriye dayandığını, Cat Eyes adı verilen farlı traktör serilerinin bundan sonra devam ettiğini söyleyebiliriz. 2007 yılına geldiğimizde Türkiye'de de popülerliği olan T6000 serisinin üretimine başlandı ve bu seri 2011'de makyaj geçirdi. 2013 yılına geldiğimizde ise T6 serisiyle sınırsız vitesli Autocomet şanzıman seçeneği satışa sunuldu. 2014 yılında yerli montaj TR6 serisi satışa çıkarıldı. T6 Autocomet serisi 2015 yılında makyajlansa da makyajlı hali ülkemizde son 1 yıldır satışta. Ve son olarak da 2021 yılının Ağustos ayında TR6S serisi satışa çıkarıldı. Videonun bu kısmına kadar anlattığımız serilerin özelliklerine genel olarak baktığımızda Ford kısmında TV serisinden sonra kabin yalıtımına önem verilmeye başlandığını, 8030 serisinde Power Shift şanzıman kullanılarak dönemine göre bir atılım yapıldığını söylemekte fayda var. Fiat kısmında ve sonrasında ise üretim yılına göre çok düşük ses seviyesi ve opsiyonel Power Shift şanzıman sunan Winner F serisi, Super Steer adı verilen sistem ile daha iyi manevra ve Power Shuttle sunan TM serisi, şu an üretimi devam eden 6 sınıfı traktörlerde halen kullanılan 16+16 Power Shift şanzımanı sunmaya başlayan ve ilk defa Common Rail kullanılan TSA serisi sınırsız vitesin sunulmaya başlandığı T6 serisi göze çarpıyor. Şu anda New Holland Türkiye'nin ürün gamında 2 farklı 6 sınıfı traktör yer alıyor. Bunlar TR6S ve T6 Autocomet serileri. Fark ettiyseniz artık TR6 serisinin yerini TR6S almış durumda. Bu 3 serinin farklarına videonun sonuna doğru değineceğiz. Şimdi gelin videomuzun konusu olan yeni TR6S serisinin dış görünüşüne beraber bakalım. TR6S'in tasarımlarına baktığımızda NH3 tasarım dilinin izlerini taşıdığını net bir şekilde görüyoruz. Daha net anlamanız için tasarım dillerinden örnek verelim. Örneğin ülkemizde bilinirliği yüksek, 2012 yılına kadar üretilmiş TDD Plus serisi ve TM serisinin tasarım dili NH1, TDD Blue Master, TSA serisi, T6
TR6 serisinin tasarım dili NH2, 2016 yılından beri amiral gemi serilerinde gördüğümüz çok daha dinamik tasarımda NH3 tasarım diliyle inşa edilmiş oluyor. TR6S'in kaput kısmında daha agresif cat eyes farlar ve hava yüzgeçleri dikkat çekiyor. 2017'de makyajlanan T5AC serisi ile de etiket benzerliği var. İçeriye maksimum 69 desibel ses alan, horizon adı verilen kabinin tavan kısmında dinamik bir hava var, ancak bu kabin tipi sadece 6 silindirli modellerde sunuluyor. Beraberinde 4 ön, 4 arka olmak üzere kabin üzeri 8 aydınlatma bulunuyor. 4 silindirli modellerde ise daha az dinamik hava veren 2 ön ve 2 arka aydınlatma sunan bir kabin bulunuyor. 4 ve 6 silindir traktörlerdeki kabin birazdan anlatacağımız üzere içeride de farklılıklar barındırıyor. New Holland büyük sınıflardaki ekonomik ara model üretimlerine 2020 yılında T7S serisiyle başlamıştı. Bu sayede sınıfının amiral gemisi sayılabilecek T7 serisinin yanında fiyat performans odaklı ürünler çıkarmaya devam edeceğinin sinyallerini vermişti. İşte tam bu noktada karşımıza fiyat performans traktörü olan bir ara seri TR6S serisi çıktı. Bu seride 5 farklı güç seçeneği sunulmuş. 2200 devirde elde edilen beygir güçleri şöyle. Görüldüğü üzere S harfinden önceki 3 hanede maksimum güç ifade edilmiş. Ayrıca EPM adı verilen ek güç yönetimi sayesinde maksimum beygir güçleri şu şekilde. 125S, 135S ve 145S modellerinde 4.5 litrelik, 4 silindirli ve 16 valvli turbo intercooler motor bulunuyor. 160S ve 170S modellerinde ise 6.7 litrelik, 6 silindirli, 24 valvli motor bulunuyor. 1500 devirde elde edilen tok değerleri de kendi segmenti içerisinde üst limitlerde sayılabilir. Traktörün dış aksamlarına baktığımızda tüm modellerde aynı olmak üzere 218 litre yakıt deposu ve 39 litre AdBlue deposu bulunuyor. Serideki tüm traktörlerin dingil açıklığı 2.64 metre, toplam uzunluk ise yine tüm modellerde aynı olarak 5.19 metre. Serideki tüm traktörlerin lastik ölçüsü 14.928 ön, 18.438 arka olsa da 4 silindirli ve 6 silindirli modellerin arasında yükseklik farkı 12 santim. Serideki tüm traktörlere 45'er kilogramdan 18 adet ağırlık ve ağırlık taşıyıcısıyla beraber 918 kilo ön ağırlık, 65'er kilogramdan 6 adet ek ağırlık ile de 690 kilo arka ağırlık artışı sağlanabiliyor. 4 silindirli modellerden 125S ve 135S modelleri ek ağırlıksız 5430 kilo, 145S modeli 5490 kilo, 160S ve 170S modelleri 5610 kilo ağırlığa sahip. Traktörün arka tarafına geçtiğimizde ise iki farklı kaldırma kapasitesine sahip hidrolik kolları karşılıyor. 4 silindirli modellerde standart olarak 5627 kilo kaldırma kapasitesi var, ancak opsiyonel bulunan CCLS adı verilen pompa ile 6218 kilo kaldırma kapasitesine kadar artış sağlanıyor. 6 silindirli modellerde de bu pompa standart olarak bulunuyor. Bu kısımda dikkat çeken bir diğer özellik ise segmentinde ihtiyaç duyulan 8 adet hidrolik güç çıkışının bulunması. Kuyruk milinin devir seçeneklerine baktığımızda 540, 540 ekonomi ve 1000 devir bizi karşılıyor. 5 sınıfı traktörlerden itibaren bazı traktörlerde görmeye alışık olduğumuz kabin süspansiyonu da serideki tüm traktörlerde standart. TR6 serisine göre %16 daha işlevsel olan TerraGlide ön aks süspansiyonu serinin en büyük traktörü olan 170S modeline standart olsa da diğer modellerin tamamında opsiyon olarak sunulmuş. İzlemekte olduğunuz görselde hangi süspansiyonlar aktifken şoförün hangi tepkileri aldığını görebiliyoruz. Böylece süspansiyonların önemini daha da rahat anlayabiliyoruz. Arka kısımda çamurluk üzeri hidrolik kumanda düğmelerinin de kolaylık sağladığını söylemeden geçmeyelim. Son olarak da standart olarak sunulan kancalı hidrolik orta kol, standart asansör çeki, romork freni ve elektrik soketinde bulunduğunu paylaşarak kabin kısmına geçebiliriz. Sol kapıyı açıp kabin içine göz gezdirdiğimizde gözümüzü ilk olarak bazı traktörlerin şoför koltuğuyla aynı büyüklükte sayılabilecek emniyet kemerli, katlanabilir ve katlandığında filesine eşya konulabilir yolcu koltuğu göze çarpıyor. Hemen arka tarafında ise mobil bir eşya gözü bulunuyor. Tavan kısmında ise iki adet hoparlör, hem sağ konsol hem de yolcu koltuğunu aydınlatan iki ayrı ışıklandırma bulunuyor. Arka kısımda arka camın açılmasını kolaylaştıracak metal bir dizayn ve standart cam seçeneği var.
Tavanın sağ kısmına geçtiğimizde akıllıca bir araya yerleştirilmiş radyo teyp, klima sıcak soğuk ayarı ve genel ışıklandırma panelleri bulunuyor. Bu saydıklarımız sadece 6 silindirli modellerde bulunuyor. 4 silindirli modellerde ise bu kısımda sadece radyo teyp ve kabin tepe ışıklandırma düğmesi var. Geriye kalan klima düğmeleri de sol arka kabin direği üzerinde bulunuyor. 6 silindirli modellerde bu kısımda sadece çakmaklık ve elektrik çıkışı var. Yine sunroof'ta 4 ve 6 silindirli modellerde standart olarak bulunsa da işlev bakımından farklı. 4 silindirli modellerde sunroof açılmayan ve perdesiz tipteyken 6 silindirli modellerde açılabilir ve perdeli tipte. Koltuğumuzun da tamamen ileri geri, sadece oturulan kısmın ileri geri, sağa sola dönme ayarlarının olduğunu, ayarlanabilir kolçaklar, ayarlanabilir kafa dayanağı ve hava süspansiyonu bulunduğunu da belirtelim. Kabinin diğer ayrıntılarına baktığımızda New Holland'ın belirttiği üzere yeni bir ön cam güneşliği, yolcu için bir tutamak ve geniş açılı büyük aynalar göze çarpıyor. Şoför için aşağı yukarı ve ileri geri olarak ayarlanabilen direksiyon panelinde sadece ileri ve geri parmak hareketlerimizle traktörü debriyajsız olarak ileri geri hareket ettirmemizi sağlayan boş konumlu bir elektrohidrolik power shuttle, dörtlüler, silecek kolu ile ışıklandırmayı kontrol ettiğimiz sinyal kolu mevcut. Klima çıkışlarında kokpit kısmına yerleştirildiğini gözlemleyebiliyoruz. Gösterge paneli TSA serisinden beri alışık olduğumuz şekilde yarı elektronik olarak dizayn edilmiş. Burada TR6S serisinin farkı göstergelerin makyajlanmış ve çevresinin siyah hale getirilmiş olması. Tıpkı ülkemizde 2014 yılında satışa başlayan T5 serisi gibi. Bu kısımda uyarı lambaları, motor devri göstergesi, yakıt durumu göstergesi, hararet göstergesi bulunuyor. Elektronik 4 parçalı kısımda ise gösterge panelinin hemen yukarısında yer alan düğmeler vasıtasıyla akü durumunu, anlık işleme hızı, yol hızı, toplam gidilen yol, hidrolik kolların yükseklik durumu, hidrolik güç çıkış ayarları, çalışma saati ve kuyruk mili hızını görebiliyoruz. Sağ konsola doğru döndüğümüzde 4 silindirli modellerde standart olarak sunulan 16 artı 16 veya 6 silindirli modellerde standart ama 4 silindirli modellerde opsiyon olarak sunulan 17 artı 16 şanzımanı kontrol ettiğimizde evre bulunuyor. Bu şanzımanlarla 2.27 ile 40 km arasında hızlar görülebiliyor. Levye üzerinde sırasıyla traktörün arkasındaki ekipmanı İstenilen seviyeye tek tuşla indirip kaldıracak elif, vites düşürme yükseltme tuşları ve birazdan görevini açıklayacağımız HTS adı verilen yastık başı dönüş sistemi tuşu yer alıyor. Şimdi vites bölümünde yer alan gösterge paneli, iki kademeli mekanik vitesi ve levye arasındaki bağlantıyı açıklayalım. Vitesin low yani yavaş anlamına gelen konumunda olduğunu varsayalım. Bu durumda levye üzerindeki tavşan tuşuna bastığımızda vites 1, 2, 3 diye 8. vitese kadar debriyajsız olarak arttırılabiliyor. Kaplumbağa tuşu sayesinde 8'den 1'e kadar düşürülebiliyor. Bu viteslerin numaraları da gösterge panelinde yazıyor. Eğer mekanik vites kolunu debriyaja basarak high yani hızlı konumunu alırsak da levye üzerinden 9 ila 17. vitesleri kontrol edebiliyoruz. 17 artı 16 şanzımanın çalışma prensibi bu şekilde. 4 silindirli modellerde sunulan 16 artı 16 şanzımanın ise 17 artı 16 şanzımanlardan iki farkı var. Birincisi, gösterge panelinde 1'den 17'ye kadar olan sıralama yerine A1'den başlayıp D4'e kadar olan gruplandırma var. İkincisi ise bu şanzımanda 17. vites olmadığı için maksimum hız olan 40 km 2000'li devirlerde görülüyor. 17 artı 16 şanzımanda ise maksimum hız olan 40 km 1500-2000 devir arasında gerçekleşiyor. Bu 4 koldan arka taraftaki 8 hidrolik güç çıkışını kontrol edebiliyoruz. Her bir kolun rengi traktörün arka tarafındaki kontrol ettiği 2 hidrolik güç çıkışıyla da aynı. Bu kısımda kuyruk mili ayarları bulunuyor. Görünüşü tıpkı PTO'ya benzeyen bu düğmenin altındaki mandala basıp kaldırdığımızda PTO aktif olurken acil durumlarda hızlıca kapatma amacıyla sarı kısmın üzerine dokunmayla bir anda çıkarılabiliyor. Kuyruk mili aktif olduğunda bu düğme turuncu olarak yanıyor ve devre dışı bırakınca da ışığı sönüyor. Bu düğme TDD serisinde TMR düzenlemesiyle gelmişti. Bu seride de görevi tam olarak aynı. Aktif olduğunda koltuktan kalktığımızda kuyruk mili çalışmaya devam ediyor. Burada ise kuyruk milinin manuel ve hidrolik kollarını istediğimiz ölçüde indirdiğimizde otomatik olarak kuyruk milinin çalışma modlarını seçeceğimiz Auto PTO düğmesi bulunuyor.
Bu kol vasıtasıyla da traktörün sahip olduğu 540, 540 ekonomi ve 1000 devir kuyruk mili vitesleri arasında kabinden inmeden değişim yapabiliyoruz. Aşağı doğru indiğimizde arazi şartlarının engebeli olduğu yerlerde traktör içinde tutunabilmek için kol bulunuyor. Bu kısımdaki düğmelerin işlevlerini de sırasıyla açıklayalım. Otomatik şanzıman modu düğmesi sayesinde dişli resminin olduğu tarafa birinci basışımızda tarla modu aktif oluyor ve mekanik vites kolu hangi konumda bulunuyorsa o vites aralıkları arasında 2000 motor devrine yakın devirlerde vites arttırımı sağlanıyor. Traktörün çok zorlandığı ve motor devrini azaltıldığı durumlarda da vites otomatik olarak düşürülüyor. Bu düğmeye ikinci basışımızda da yol modu aktif oluyor ve vites geçişleri 1500 devir civarında otomatik olarak gerçekleşiyor. Yani tarlada işimiz bittiğinde ekipmanı topladıktan sonra mekanik vites kolunu high yani hızlı konumunu alıp bu düğme vasıtasıyla yol konumunu seçersek 8 ile 17. vitesler arasında traktör otomatik geçiş yapacaktır. Bize sadece gaz pedalına basmak veya el gazıyla devir seçmek kalıyor. Power Shuttle hassasiyet ayarı düğmesi vasıtasıyla debriyajsız ileri geri geçişlerimiz 3 farklı kademede gerçekleşiyor. HTS adı verilen tarla başı veya yastık başı dönüşleri programlama düğmesi sayesinde de ekipmanla sıra başına giriş ve çıkışlarda kullandığımız hidrolik kol ayarları, PTO ayarı, motor devri ve hidrolik güç çıkışlarının ayarları hafızaya alınarak levye üzerindeki bu düğmeden tek tuşla sıraya giriş çıkışlar yapılabiliyor. Burada Teralog adı verilen otomatik, manuel 4x4 ve diferansiyel kilit düğmeleri bulunuyor. Otomatik konuma alındıklarında traktör hızı ve ön tekerleklerdeki direksiyon açısı dikkate alınarak traktör kendi tercihini yapıyor. Bu iki düğmeden ikincisinde traktörün hafızasına aldığımız iki farklı motor devrini aktif edebiliyoruz. Orta kısımda ise herhangi bir emir verilmeden gaz pedalına veya el gazıyla manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Birinci düğmede hafızaya alınacak devirlerin arttırılıp azaltılmasını sağlıyor. Bu özelliği sıra sonu dönüş ve sıraya girişlerde veya yolda otomatik şanzıman moduyla beraber de kullanabiliriz. Traktöre göre en arka kısımda yer alan bu kısımda ise isobas veya elektrik çıkışları yer alıyor. Şoför koltuğuna bağlı olan bu gelişmiş kolçakta bardaklık, levye, parmak ucuyla kontrol edebileceğimiz hidrolik kolları, yükseklik ve toprak altı derinlik ayarı, hidrolik kolların hassasiyet ayarlarını yapmak için yararlanabileceğimiz göstergeler, e-lift, parmak ucuyla kontrol edebileceğimiz el gazı ve dirseğimiz için geniş ve rahat bir döşeme bulunuyor. Döşemeyi kaldırdığımızda karşımıza 3 farklı potansiyometre çıkıyor. Sırasıyla toprak altı hassasiyet ayarı, hidrolik indirme hızı ve maksimum kaldırma yüksekliği ayarları yapılabiliyor. Sağ tarafa genel olarak baktığımızda sezgisel bir kullanım için kuyruk mili ile alakalı düğmelerin sarı, traktörün hareketleriyle ilgili olan elektronik aksamların turuncu olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Sağ arka direk kısmına geçtiğimizde tavan aydınlatma düğmeleri, tepe lambası, akü şalteri var. Şimdi ise üretimi sonlanan TR6 serisi, onun yerine üretime başlanan TR6S serisi ve T6 AutoCommand serilerinin özelliklerini karşılaştıralım. TR6 serisi stage 3 emisyon seviyesinde ve 5 farklı motor gücüne sahip 4 ve 6 silindirli modellerden oluşuyordu. Motor verileri şöyleydi. Şu an üretilen TR6S ve T6 serilerinde ortak olarak stage 5 emisyon seviyesine sahip motorlar kullanılıyor. Özelliklerini de şu şekilde verebiliriz. TR6S ve T6'da kullanılan stage 5 motor, TR6'daki stage 3 motora göre çevreye %40 daha az zararlı gaz salınımı yapıyor. Tabloya bu aşamada bir yorum yapacak olursak, motor hacminin sabit kalmasına rağmen EPM yani motor gücü yönetim sisteminin aktif olduğu durumlarda elde edilen tork her beygir aralığında arttırılmış durumda. Aynı motoru kullanan TR6S ve T6 serilerine baktığımızda motor güçleri aynı olmasına rağmen modellerin farklı isimlendirildiğini görebiliyoruz. Örneğin T6-145 modelinin EPM dahil olmadan maksimum motor gücü 125 beygir iken EPM modunda 145 beygir olduğunu tablodan görebiliyoruz. T6 serisinde model isimlendirmeleri yapılırken motorun EPM modundaki maksimum gücü dikkate alınırken TR6S serisinde EPM modu dahil olmadan maksimum güç dikkate alınarak model isimlendirmeleri yapılmış.
Yani her ne kadar farklı model isimlerine sahip olsalar da TR6-125S modeli ile T645 modelinin motor verileri ve eşit yük altındaki yakıt tüketim değerleri aynı. Yakıt konusuna değinmişken yakıt ve AdBlue depolarının hacimlerini de şu şekilde paylaşalım. Yine yeni seride TR6'dan T6'ya doğru bir evrilmeyi motor kısmından sonra yakıt deposu hacminde ve stage 5 emisyon seviyesini yakalamak için AdBlue kullanımından gözlemleyebiliyoruz. Şanzıman kısmına geçtiğimizde ise TR6 serisinin 4 silindirli modellerinde standart 16+16, 6 silindirli modellerinde standart 17+16 şanzıman bulunduğunu ve herhangi bir opsiyonun bulunmadığını görüyoruz. TR6S serisinde 4 ve 6 silindirli modellerde aynı şanzımanlar standart olarak kullanılsa da 4 silindirli modellerde isteğe bağlı olarak 17+16 şanzıman seçeneği tercih edilebiliyor. T6 serisinde ise değişken oranlı olarak bilinen CVT şanzıman bulunuyor. Şanzımanı kontrol ettiğimiz levyeler ve joystickler üst seride de farklı görünüşlere sahip. Power Shuttle hassasiyet ayarı TR6 serisinde sunulmamasına rağmen TR6S serilerinde standart olarak 3 kademeli şekilde sunuluyor. T6 serilerinde bu ayarlar yine sağ konsol üzerindeki şanzıman hassasiyet düğmesi üzerinden 3 kademe olarak ayarlanabiliyorken ekstra olarak joystick hareketlerinin sert ve yumuşak yapılmasına göre de ayarlanabiliyor. TR6 serisinde 4 silindirli modellerde 5994 kilo, 6 silindirli modellerde 6218 kilo kaldırma kapasitesi bulunuyor. TR6S serisinin 4 silindirli modellerinde 5627 kilo, 6 silindirli modellerinde ise 6218 kilo kaldırma kapasitesi bulunuyor. Aradaki bu fark 4 silindirli modellerde de opsiyon olarak tercih edilebilen değişken yük algılamalı pompa ile sağlanıyor. T6 serisinin tüm modellerinde ise standart olarak 6218 kilo kaldırma kapasitesi bulunuyor. Bu 3 serinin broşürlerinde gördüğümüz kadarıyla hidrolik debiler şu şekilde verilmiş. TR6 serisinde 4 silindirli modellerde 8 adet güç çıkışı bulunsa da ilginç şekilde 6 silindirli modellerde 6 adet bulunuyordu. TR6S serisinin tüm modellerinde 8 adet, T6 serisinin tüm modellerinde de elektronik olarak parmak ucuyla kontrol edebileceğimiz yine 8 adet hidrolik güç çıkışı var. 3 modelde de bulunan kuyruk mili devir seçenekleri ve kuyruk mili ile ilgili diğer detaylar şöyle. Görüldüğü üzere TR6S ve T6 serisinde 1000 devir kuyruk mili daha performanslı. TR6 serisinde 4 silindirli modellerde kabin süspansiyonu ve ön aks süspansiyonu bulunmuyordu. 6 silindirli modelin en küçüğünde ön aks süspansiyonu opsiyonel, en büyük model olan TR635 modelinde standart olarak sunuluyordu. Kabin süspansiyonu ise 6 silindirli 2 modelde de standarttı. Yeni TR6S serisinde ön aks süspansiyonu 4 silindirli modellerde opsiyonel olmasına karşın 6 silindirli modellerde standart olarak sunuluyordu. Kabin süspansiyonu da serinin tüm modellerinde standart. T6 serisinde ise ön aks süspansiyonu opsiyonel, kabin süspansiyonu tüm modellerde standart. Bu serilerin broşürlerindeki traktör ölçü, ağırlık ve lastik ebatları şu şekilde. Tablonun son haline göre şu yorumları yapabiliriz. TR6S serisinde dingil açıklığı ve traktör uzunluğu T6 serisiyle aynı hale getirilmiş. Ağırlığı T6 serisine yaklaştırılmış. Üst seride bulunan tüm modellerin lastik ölçüleri de aynı. Son olarak her 3 serinin de kabinlerine, gösterge panellerine göz gezdirdiğimizde şu şekilde bir görüntüyle karşılaşıyoruz. T6 serisi estetik olarak daha güçlü ve ergonomik olarak görünse de yeni TR6S serisine de konfor arttırıcı bazı özelliklerin eklendiğini unutmamak gerekir. New Holland'ın resmi web sitesinden 3 serinin de fiyat tablosuna bakmak istediğimizde sadece TR6S serisinin fiyat listesini görebiliyoruz. Videoyu hazırladığımız tarihlerde yeni TR6S serisinin fiyatları şu şekilde. TR6 artık ürün gamından çıkarıldığından fiyatları gözükmüyor. T6 serisinin fiyatlarını ise bayilerden öğrenebiliyoruz. Video süresince anlattığımız yeni özellikler daha etkileyici tasarım ve opsiyonlar dikkate alındığında yeni TR6S serisiyle ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de fiyat değerlendirmesini tabii. Ayrıca detaylı olarak tanıtmamızı istediğiniz başka bir traktör varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka Trak Kulüp videosuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.